Ballar, ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Bugün bir şey deneyeceğiz. Bugün bir enstantane deneyeceğim. Şurada da sivilce ki benim alnımda neredeyse hiç sivilce çıkmaz. Alnımda sivilce çıktı. İşe gideceğim birazdan. İşe gitmeden önce hazırlanmak istiyorum. Bu arada sanki böyle kulaklarım tıkalı. Kendi sesimi duyuyor gibiyim. Ay, biraz açsam mı pencereyi? Açayım şöyle bir havalanayım. Son zamanlarda işe giderken asla makyaj yapmıyorum. Çünkü enerjim yok, isteğim yok falan filan. Ama bugün bir de evde Anatoly işte sürekli malzemelerin içine giriyor, gürültü patırtı derken bugün aklıma bir fikir geldi. Dedim ki arabada kendi kendime makyaj yapayım. Sonra malzemelerimi yanıma doldururken almak için dedim bunu ben kameraya çekeyim, niye göstereyim? Ay çok fena kulaklarım sanki. Hani böyle uçakta tıkanır ya öyle gibi bir his. Her neyse. Yani aslında bunu kendi kendime yapacaktım. Fakat şu an sizlerle de paylaşıyorum. Arabada makyaj yapacağım. Bunu daha önce böyle videolar çekmiş olanlar varsa var mıdır bilmiyorum. Yoksa ilk defa ben böyle bir video çekiyorsam ve bunu çok saçma bir konsept olduğunu düşünüyorsanız zamanında ben makyaj üstü sohbetleri çekerken de ay saçmalık böyle saçma sapan bir şey uydurmuşsun diyordu insanlar. Şimdi herkes makyaj üstü sohbeti çekiyor. Yani bence hoş bir konsept olabilir. Okey, fazla uzatmayacağım çünkü fazla zamanım yok. Hemen böyle çar çabuk bir makyaj yapacağım. Milk Makeup'ın Blur Stick'ini getirdim yanımda. Onu gül cemalime süreceğim. Bakarsınız hoşunuza gider. Hani sadece ben, arkada televizyon sesi yok ya da makyaj malzemelerimin içine girmeye çalışan bir çocuk sesi yok. Olayı belki hoşunuza gider. Böyle devam et dersiniz. Arada makyaj ustalarını böyle yaparım. Belli mi olur? Bayağıdır ama makyaj videosu çekmiyorum size. Doğru dürüst makyaj da yapmıyorum bayağıdır zaten. Cidden böyle özel günler derken bir şeyler yapılabilecek özel durumlarda bile yapmıyorum. 618 numaralı Cookie Cosmetics'in şu devasa yumuşacık fırçasıyla dağıtacağım. Elle de dağıtılabilir ama şu an açıkçası uğraşmak istemiyorum elimle. Bunu böyle baz gibi süreceğim. Öyle sürmesin, fırça yumuşacık bu arada. Daha sonra saçımı şöyle geriye atayım. Bugün yanımda Wet n Wild'ın Photo Focus fonotenini getirdim. Soft bej rengi, light medium. Bunu süreceğim suratıma. Bulunabilecek en güzel drugstore fonotenlerden bir tanesi kesinlikle. Eğer Türkiye'de bulunabilir, uygun fiyatlı, ulaşması kolay. Hani böyle internetten falan almak zorunda olmadığınız, Watsons'larda vesaire satılan küçük şehirlerde bile bulunabileceğini tahmin ettiğim, hayvanın üzerinde test yapmayan bir ve uygun fiyatlı söyleyeyim mi? Fondöten arıyorsanız o fondöten, bu fondöten ve temalim bu fondötenin hastasıyım. Ve bu fırçayla uygulamak o kadar kolay, o kadar 2 dakikalık bir iş ki o kadar olur. Son zamanlarda sizi çok ihmal ettim. Biliyorum. Bunun sebebi işte Anatolia'nın hastalığı, benim hastalığım, üstüne hayatın zor bir şey oluşu vesaire vesaire. Hayat zor demişken buradan benim için çok kıymetli 3 insana öpücük göndermek istiyorum. Seda, Demet ve Hülya. Onlar kendilerini biliyorlar. Hayat zor derken neden bahsettiğimi de biliyorlar. Üçünüzü de çok seviyorum. İyi ki varsınız. Her şey çok güzel olacak diyorum ve devam ediyorum. 2 dakikada sürdüm ya, muhteşem değil mi? Fırça bence harika. Fondöten zaten harika. Günlük uygulama için süper. Sür çık. Benim göz altlarım niye böyle bir garip bir renk? Her neyse. Göz altları demişken Beten Valide'den takım yapmak değil de aklım, yani öyle bir düşünceyle almamıştım ama Photo Focus fondöteni süreceğim. Hangi renk? Light Ivory. Çünkü ben Finlandiyalıyım. Benim beyazım. Makyaj ustaları özlediğinizi biliyorum. Sohbetleri özlediğinizi biliyorum. Ben de özledim. Ama dediğim gibi hayat giriyor aramıza, hayat. Oh no, bunu sürmek için fırça getirmemişim. Gene bakalım bu göz altında da iyi olacak mı? Çünkü ölürüm elimle sürsem. Göz altı için biraz fazla büyük, tamam. Şöyle dağıtayım, geri kalanını elimle şey derim. İşte hastalık şu bu derken bu süreçte ev bakıyordum. Ev taşınmaktan vazgeçtik. Ama bununla ilgili hiçbir sıkıntı yok. Tamamen bazı sebeplerden ötürü benim kararımdı ve hiç mutsuz hissetmiyorum kendimi bunun ötürü. Hani taşınmayı çok istemiştim çünkü biliyorsunuz üzülmeyin yani taşınmadık diye. Ben gayet
yerinde bir karar olduğunu düşünüyorum. Erteledik. Şu an için öyle olması gerekiyor. Ve fakat bir sürü şey aldım. Evimizi düzenleyeceğiz falan filan. Daha güzel olacak her şey. Şunu getirmiştim yanımda. Gerard Cosmetics'in Starlet paletini. İki tanesi aldık. Bir tanesi bronzermiş ama bence şu renklerin her ikisi de köşelerdeki renklerin ikisi de bronzer olarak kullanılabilir. Ortadaki aldık. Şu yavruyu. Şu tarafta. Bana göre sağdaki yavruyu bronzer olarak kullanacağım şimdi. Yalnız ışık benim kendimi gördüğüm açıdan bahsediyorum. Bombastik. Bakalım hoşunuza gidecek. Bu nasıl bir... Çünkü bunu son zamanlarda allık fırçası olarak kullanıyorum ve şu an üzerinde allık var. Bronzer'dan ziyade. O yüzden böyle biraz kızıla çaldım ama olsun. Hafta sonu pazar günü değil. Atma bilgen. Cumartesi günü Charlie'nin doğum gününü kutlayacağız. Burada göl kenarına gideceğiz. Onun için sabırsızlanıyorum. Onun dışında yavaş yavaş gitmiyoruz. Madem evde değişiklikler yapayım istedim. Onları yerleştirmekle uğraşacağız falan. Yani böyle biraz tempolu günler geçiriyorum. Her ne kadar size yansımıyorsa da fazla. Fırsat buldukça canlı yayın yapmaya çalışıyorum. Canlı yayınlarda hani sohbet edelim vesaire diye. Ortadaki rengi de allık olarak kullanacağım yine aynı fırçayla. Dünyanın en alelacele makyajı ama cidden böyle yüzüme biraz renk gelsin istiyorum. Son zamanlarda o kadar böyle bir boş vermişlik vardı ki üzerimde. Ama o boş vermişlik geçti ve geri döndüm. Diyorlar ki öldü. No. Bilge geri döndü. Diyorum size. Okey, kaşlarımı doldurayım mı? Doldurayım. Lorac Pro'ya getirdim. Arabada makyaj yapmak için bile koca palet taşıyorum. Çünkü kaşlarımı bununla doldurmak mecburiyetindeyim. Bu renk ve bu renk neymiş? Stone ve Brown ile dotlu dotlu. Ups. Kaşlarımı şimdi dolduracağım. Sedona Lace'in ups. Düşmeden ay elim far oldu. Sedona Lace'in 23 numaralı fırçasıyla. Benim alnımda niye böyle sivilce çıkar yani? Niye alın? Hadi çeneye falan alıştık. Çenede de çıkmasın tabii de hani ona alıştım yani. Artık bu gerçeği kabullenmişken alnımda çıkması üzdü. Üzdü, üzmedi değil. Sizler ne yapıyorsunuz? Her şey yolunda mı? Son zamanlarda sizi mutlu yedi, mutsuz eden ne var? Bana bildirin. Makyaj videolarımı daha çok görmek istiyorsunuz. Fırsatım olduğu zamanlarda tabii. Yoksa sohbet mi? Ev vlogları çekeceğim cidden. Sadece şu an kutuların arasında yaşıyoruz. Bildiğiniz IKEA kutuların arasında yaşıyorum. Onlar biraz yerleşsin. Vloglara da döneceğim. IKEA'dan ne aldım videosu isteyen olmuştu birkaç kişi. Onları da çekeceğim. Hepsi aklımda. Söz ay çok kaşındım. Hepsini yapacağım. İşte biraz fırsat olması lazım bunlar için. Şunu getirdim yanımda. Bilmiyorum nasıl olacak ama Lancome'un Drama Liquid Pencil'larından Macadam rengini, şu yeşili getireyim yanında. Geçen gün Instagram'da birinde gördüm bir yabancı kıza. Böyle yeşil ama çok cırtlak olmayan bir yeşilli makyaj yapmış. Çok hoşuma gitmişti. Şimdi eminim bende de muhteşemdir aynı onda durduğu gibi. Fakat alt kirpik çizgimden tam bu renk değil de onun yeşili ama fena olmayan bir yeşil. Bu arada bu kalemlerin ne kadar kalıcı olduğundan daha önce size bahsetmiştim. Ay siz oradan görmüyorsunuz ama şu an tam cake face'im. Takır takır. Yalnız bunun fondötenle alakası yok. Bu tamamen benim kendimi ihmal edişim. Biraz cilt bakımında ihmal edişimle alakalı. Evden o kadar çok şey atıyor ve çıkarıyorum ki sanki hafifliyorum bunu yaptıkça. Bahar geliyor. Geldi mi sayılır bu baharın gelmiş hali mi? Onun heyecanı var. Ki normalde ben çok bahar sevmem. Sonbahar severim genelde ama
Bu sene çocuklu olunca Anatoly'yi bol bol gezdireceğim, dışarı çıkaracağım falan diye onun heyecanı var. Yavrum büyüyor. Koca kız oldu zaten. Biliyorsunuz takip edenleriniz. Kocaman bıcırık bir şey oldu. Şu fırçayla dağıtmaya çalışacağım. Bu çok sabitlenen bir kalem. O yüzden dağıtma anlamında çok fazla bir şey beklemiyorum ama bir de insanlara, benim dışımda herkese şu makyaj çok yakışıyor, bir şeyler sürüp dağıtmak. Benim gözüm mü alışık değil? Yani kendime çok yakıştırmıyorum. Göz kapaklarım düşük diye mi? Şöyle kalkık kalkık olsalardı daha mı iyi olurdu bilmiyorum ama sanki çok yakıştırmıyorum kendime. Onun dışında şu brown var ya, azıcık ondan alıp şöyle gölge yapmak istedim. Laura'nın da bu evladiyelik paleti. Okay. Sonra jimel ve kalem faslına geçeceğim. Ay ben sevdim ya bunları böyle kutuya atıp yanımda getirmeyi. Sanki unutmuş muyum bir tanesini? Burada bile bulamamam aradığımı. Şu kadarcık mekanda bile aradığımı bulamamam. 78 senelik L'Oreal göz kalemim. Hemen şöyle hızlı. Hızlı dediğim makyajın 11 dakika sürmesi. Yani benim elim ağır galiba. Çünkü gayet hızlı yapmaya çalışıyorum şu an ama bir yandan çene bir yandan el anca bu kadar çalışıyor demek. Az önce çıkmadan tabii ki parfüm sürdüm. Roses'da Chloe sürmüştüm. Muhteşem kokuyorum. Bir insanın kendini övmesi ama cidden hassasıyım. Çok güzel kokuyor. Sonra Lancome'un Grandiose Extreme rimelini süreceğim. Çarçabuk aynen. Niye acaba ekrandan sürmeye çalışıyorum? Neden elimdeki küçücük aynayı kullanmıyorum? Korkunç başım ağrıyor. Şu an beynimin sol lobu çılgınlar gibi ağrıyor. Neden bilmiyorum ama. Anatolia'nın yatağı için iki tane şilte mi? O beyaz kısmı var ya, yatılan kısmı. Onlardan almıştım. Çünkü yatak açılıp ikili yatağa dönüşüyor. Az önce kapıyı bir açtım, kapının önünde ikisi. Çok heyecanlıyım. İnşallah. İçime sinerek güzel istediğim gibi yapacağım evi. Çünkü senelerdir üstüne bir şey geliyor. Senelerde fırsat olmamıştı. Hep başka önceliklerim vardı. Ama şimdi artık istediğim gibi düzeceğim. İki aya biraz dünyayı bayıldım ama değer hakkımdır. Eşek gibi çalışıyoruz. İnsan gibi de oturalım istiyorum. Son zamanlarda böyle bir, şimdi minimalizm diyeceğim. Asla minimalist olabilen bir insan değilim maalesef. Ama Instagram'da minimalist hesaplar takip ediyorum. Çok özenerek onlara. Çok güzel görünüyorlar. Onları gördükçe evde ne varsa atasım geliyor. Nitekim başladım biraz. Atmaya, satmaya, vermeye. Yardım dediler. Yardım edilecek yerlere yardım etmeye. Öyle hem ben elden çıkarıyorum hem de ben ihtiyaç sahiplerine gitmiş oluyor. Seviniyorum. Okey, dudak kalemi. Her zamanki gibi Essence'in Honeyban isimli dudak kalemi. Çünkü hassasın ya. Ve yeşil ve kahvenin uyumlu olduğunu düşünüyorum. Ve Gerard Cosmetics'in çok pardon 1995 isimli rujunu süreceğim. Çünkü güzel bir ruj. Kalemle hemen hemen aynı renk bu arada. Fena halde cilt bakımı yapmam lazım. Bahar geliyor Bilgen. Silkelen ve kendine gel.
Evet arkadaşlar. Ay üstüne azıcık gloss sürsem mi? Gloss'u da getirdim. Yine Cerrah Cosmetics'in Nude isimli gloss'unu getirdim. Sanki ister mi çok azıcık? Işığı da var çünkü ışıksız yapamıyorum. Ay rujum rengi. Gözüme ayrı bir hoş göründü bugün. Bu kadar arkadaşlar. Parfümü dediğim gibi zaten sürmüştüm. Şimdi şöyle saçlarımı azıcık kabartayım. Günlük çabuk diyeceğim 15 dakikalık bir makyaj oldu. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hem de sizlerle paylaşmış oldum. Şimdi yola çıkacağım. Normalde yolda araba sürerken ki kısmı paylaşıyordum ama bugün böyle bu makyajı paylaşmadım. Fikirlerinizi bekliyorum. Hoşunuza gitti mi? Böyle baş başa makyaj, arabada hafif sohbet, makyaj videoları hoşunuza gitti mi? Devamını ister misiniz? Bildirirseniz çok sevinirim. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Çok öptüm. Hoşçakalın.